Selamünaleyküm, Hoş geldiniz. Allah'ın selamı rahmeti hepimizin üzerine olsun. Değerli dostlar, fazla sizi meşgul etmeden hızlıca çok önemli bir mevzu hakkında kısa video yapacağım. Direkt konuya gireyim dostlarım. Başka bir köyden arkadaşımla az önce bir sohbet yaptık. Telefondan. Evet, caminin önünde bu devlet su işlerinin su depolarını düzenli şekilde klorlayan ekibi e, klor e, Artık ayarlamışlar orada yani depoya dökecekleri kloru e, ayarlarken klorun yanında da iki tane farklı küçük şişe varmış. Tahmin ediyorum ki e, klorun yanına yani klor ve klorun içine ekledikleri ilaç dediğimiz iki tane şişe ben tahmin ediyorum biri florür, biri de e, şu ismini andığımız gra-tre-pen yani gra-tre-fen değerli dostlarım siyah madde böyle tahmin ediyoruz. Florür olduğu biri kesin zaten. İçme sularında da şu hazır suların üzerinde de bakarsanız florür yazar. Şimdi klor nedir? Klor çamaşır suyudur. İlkin hiçbir şey yapmasa bile bağırsak floranızı bozacağı için otomatikman eee çeşme suyundan, musluk suyundan hasta olacaksınız. Yani otomatikman ilk şey bu etkisi. Diğer zehirli toksik etkilerini saymıyorum. Kanserden tutun birçok ne hastalığı sayarsanız sayın hiç önemli değil. Tansiyon, mansiyon hepsi bu çamaşır suyu, şebeke sularına kattıkları çamaşır suyu. Klor değerli dostlar. Zaten çamaşır suyunun içinde ne var diye bakarsanız klor bazlı diye yazar. Yani bu çamaşır suyunun ham maddesidir klor. Florür Hitler'in halkı salaklaştırmak için bulduğu bir maddedir. florür insanın ferasetini, beynindeki feraset bölmesini köreltir, orayı kireçlendirir. Diş için önerdiklerini söylerler. Dişiniz çürümez ama beyniniz çürür flörürle. Hitler toplumu Alman toplumunu salaklaştırıp gerizekalı aptallar yerine düşürebilmenin yolunu şebeke sularına flör katmakla bulmuş. Yani ahmak sorgulamayan sabah akşam ana haber bültenlerinde televizyonu izleyip e, sorgu yapamayan doğruyla yalanı karış, birbirinden ayıramasın diye florür katarlar. İtaat etsin. Obey, 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 obey yani itaat, 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 itaat etsin diye sürekli florür katarlar sulara. Yani bunu bizim e, yani uğruna türküler yaktığımız, uğruna toplumun canlarını verdiği devletimiz yapıyor işte. İşte devlet dediğimiz yapıda İtalya'ya bağlı olduğu için tüm dünyadaki devletler bu toplumda yaşayacaksan, yolu kullanacaksan, hastaneyi kullanacaksan işte atıyorum marketleri ayağına kadar getirirler, şebeke, şebeke suyunu evinize muslukta sıcak soğuk aktırırlar, doğal gazı verirler, arabana petrolü koyarlar. Ama bu şehirde yaşayacaksan sosyal tesisleri ve Minimumdan maksimuma minimumdan maksimum, tüm şehir olanaklarını kullanmak istiyorsan parklarda, bahçelerde hasta olmak zorundasın. Hasta olmazsan şehirde yaşatmazlar. Köyde dahi yaşatmazlar artık. E, köydeki daha çok, köyde daha fazla bu şebeke sularına zehir katılıyor. Garape'nin ne işe yaradığını... Biz birçok videoda ifşa ettik. Yine söylemek gerekirse bu dijital bir maddedir. Dijital madde deyince direkt aklınıza alıcı verici konumlar gelmesi lazım. Garapenle de insanları artık robotlaştırmaya başladılar değerli dostlar. Ee, diğer bir husus şimdi biz zaten bunu önce videolarla ortaya koymuştuk ama şimdi ben az önce arkadaşımla da konuşunca şöyle ifade geçmiş aralarında şöyle konuşmuşlar. Ee, biz zaten bu e, ilaçları Onlara göre ilaç diyorlar. Daha önceden beri katıyorduk ama şimdi fazlalaştırmamız söylendi. Yani e, klor yani çamaşır suyu fare zehri olan florur ve insanı robotlaştıran bu kara türe fenler fazlalaştırılmış. Niye fazlalaştırıldı? Çünkü televizyondan ve haberden ve medyadan Size diyecekler ki toplumda büyük bir böyle insanları rahatsız eden bir hastalık var diyecekler. Sebebini kimse bilemeyecek. Ben şimdiden söylüyorum. Şebeke suyundan, musluk suyundan su içmeyin. İçerseniz yok işte sivrisinekten şu çıktı derler. İşte yok şuradan şu geldi derler. Ondan ona atladı, bulaştı, sirayet etti derler. Hastalıkla ortalıkta geziyor derler ama hastalığın ana kaynağı devlet tarafından toplum zehirleniyor. Yine aynı şekilde bu zehirlenen toplum nasıl oluyorsa devlet tarafından hastanelerde iyileştiriliyor. Yani e, bu iyileştirmeme bakanlığı sabah akşam veriler yayınlayacak ya şu kadar insan şöyle hasta oldu bu kadar bilmem ne şey durumu var sayılar açıklayacaklar 10 kat arttı 100 kat arttı şeyle alakalı dozajla alakalı yani şebeke suyuna zehri biraz fazla koyarsan e, istediğin veriyi sayıyı elde edersin çünkü adam direkt hasta olunca nereye gidecek sistem otomatik çalışıyor. Hastaneye gidecek. Yani hızlı bir şekilde bugün zehri katarsan yarın soluğu halk hastanede alır değerli dostlar. Yani televizyonda sağda solda çok fazla alim olmanıza gerek yok. Temiz su içerseniz böyle dağdan göze suyu dediğimiz, pınar suyu dediğimiz bidonunuzu elinize alın, suyunuzu doldurun, gelin evinizde için. Yani her işi bilen insanoğlu bunu da bilmesi lazım. Çocuklarınıza asla ama asla çamaşır suyuyla su içirmeyin. Yok ya öyle şey mi olur diyorsanız ben şimdi size kısaca örnek vereyim. Mesela florur, klorur ve garapenlerin fazla olduğu ya da hepsine fazla katılıyor da bu sular içtiğiniz zaman suya kanmazsınız değerli dostlar. Çünkü çamaşır suyu zehir olduğu için yakar sizi. Bir su içtiniz az sonra bir bardak daha içersiniz ama ağzınız boğazınız hep kurudur. Yanma hissi vardır. İşte bu herkeste böyledir. Musluk suyu, şebeke suyu içen insanların hepsinde böyledir. Asla suya kanmazlar. İçtikçe içesleri gelir. Florürü, klorürü ve karapeni aldıkça alası gelir. Ondan sonra... Hemen vücut hasta olur, soluğu hastanede alırsın ve doktor sana sorar. Neyin var? Şuram ağrıyor. Ama neden hasta oldun demez yani sebebi nedir demez en son neyin var der ya da neden hastalandın dese iş çözülecek yani sudan olduğu anlaşılacak ama neyin var halk tabiriyle nereni beğenmiyorsun diyorlar ya yani sonuca bakıyorlar sonuç odaklı tıp olduğu için yani bu izah ettik açıkladık mesela Hospitaller dediğimiz bu Kudüs'teki tapınak şövalyeleri Alamut Kalesi'ndeki bu Hasan Sabbah'tan batinilerden bu, bu işleri öğreniyorlar. Yani yer altına çekilmeyi ondan sonra hastaneleri kuruyorlar. Tüm dünyadaki hastaneler Hospitaller şövalyelerine bağlıdır. Hospital bu şövalyeler Vatikan'a Vatikan'da Roma'nın azizlerine kendilerine göre haşa. E, tanrılık iddiasında bulunan insanlara bağlıdır değerli dostlar. O yüzden su içmeyin mutlaka. Yoksa size şunu söyleyeyim. E, su içirmezler dostlar. Evet açık bir şekilde söylüyorum. İnsanlara bunlar su içirmez. Aklınızı başınıza alın. Yani bu sistemde su içmek de yasak. Yemek yemek de GDO vs. yasak. Her şey yasak. Yaptırmazlar. Ayağınızı denk alın. Yediğinize içtiğinize dikkat edin. Ondan sonra hastayım diye hastanelerde adamı perişan ederler. Adamı nereden geldiğine şaşırtırlar, tokatlarlar, vücudun elinden alırlar vesaire 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 değerli dostlar. Tabii ki bu videoyu çok az bir insan farkına varacak ne dediklerimin. Önemli değil bir kişi dahi sözümüzü tutar da farkına varırsa elhamdülillah deriz. Allah'a emanet olun.